Merhaba Emel hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle bayan kazaklarına çok yakışacağını düşündüğüm, örmesi gayet kolay olan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Elimdeki ipim Alize Baby Best ve kodunda isteyenlere varsa 572 numara ve ipime uygun da 3,5 numara şişlerim var. Şimdi evvela bir lastik örerek başlayacağız. Fantazi lastik örelim ve desenimize öyle geçelim istiyorum. Çünkü bayan kazaklarında fantazi lastik tercih edilir arkadaşlar. Genellikle ben öyle tercih ediyorum. Şimdi tek sayı olmak üzere ilmek alacağız. Yaklaşık 31 veya 33 ilmek alalım. Ve lastiğimizi örmeye başlayalım. Şimdi ilmeklerimi alıyorum arkadaşlar. 33 tane alsam yeterli. Bakın ipimiz 3.5 bile kaldırmıyor. 4'te de örülüsü olur bu desen. 2, 4, 6, 8, 9, 10 33 tane ilmek atacağım. Ve lastiğimizi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. 33 tane ilmeğimi şişime aldım. Bu arada şişimi büyüttüm. 4 numarayı aldım. Çünkü ipim biraz şişime göre kalın geldi. Şimdi arkadaşlar fantazi lastik nasıl örülüyor? Evvela onu göstereyim. Burada fantazi lastikte ilmeği dolama yani alırken örerken ki dolama şeklinden dolayı fantazi lastik çıkar. Buna dikkat ettiğinizde çok düzgün örmüş olursunuz. İlk ilmeği aldıktan sonra birinci ilmeği bakın düz öreceğim ve örerken ipi üstüne dolayarak alıyorum. İkinci ilmeğim ters örerken bakın arkadaşlar şu şekilde örerek alıyorum. Yani ilmeği ör, örerken döndürmüş oluyorum. Bir düz ipi üstte dolayarak alıyorum. İkinci ilmeği bakın şu şekilde dolayarak alıyorum. Şöyle. Bir düz ikinci ilmeğimi bakın İlmeği aldıktan sonra ipi doluyorum bir kez daha dolar gibi yapıp alıyorum bir düz örüyorum tersi örerken bakın alırken üstüne ipi doluyorum doluyorum tekrar ve çıkarıyorum bir düz düz ilmek bakın ip üstteyken alıyorum düz örüyorum Tersi bakın ilmeği alırken arka kanattan alırken ipi üstüne dolayıp bir kez daha şişimi dolayıp çıkarıyorum. Korkmayın bir kez dolanıyor arkadaşlar. İki kere dolama yapmış olmuyorsunuz. Bir düz tersi arka kanattan batıyorum ve örüyorum. Bir düz ters ilmeğimi bakın arka kanadından ön kanat arka kanat arka kanadından alıyorum üstüne ip dolar gibi ipimi de üzerine alıyorum. Bir kere şişimi doluyup çıkarıyorum. Bir düz tersimi ördüm. Bir düz tersimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ters ilmeklerimize dikkat ederseniz sadece ters ilmeklerinde bu farklı örerek ilerliyoruz. Bu şekilde fantazi lastiğinizi hem önde hem de arkada örerek çıkarmış olursunuz. Bütün düz ve ters ilmekleri böyle öreceksiniz. Evet. Şimdi ön tarafa geçeceğim ben. Yine aynı şekilde öreceğim. Ve bir ters örüyorum bitiriyorum arkadaşlar son ilmeğimde düz ördüm bu şekilde ördük arka taraftan şimdi ön tarafa geçiyorum ilk ilmeğimi alıyorum ve bakın arkadaşlar önde bir düz var bu düzü düz olarak şöyle dönmüş bir şekilde arkadaşlar bunu düz bir şekilde yine böyle ördüm Ters'e geldim, ipi üstte aldım yine aynı şekilde örüyorum. Düzü bakın alttaki kanattan örüyorum. Ters'i üstteki kanattan alarak yine aynı şekilde örüyorum. Bakın düzü şurada ipim kalmış. Düz ilmeği bakın alttaki kanattan bakın zaten ilmek şöyle dönmüş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Düzü alttaki kanattan yine üstte ilmeği alarak örüyorum. Ters'i bu şekilde arkadaşlar. Düzü alttaki kanattan tersi bu şekilde üstteki kanattan ve ipimizi aynı gösterdiğimiz şekilde doluyarak alacağız. Düzü alttaki kanattan batıp ipi üstü doladım. Aldım. Tersi gösterdiğim gibi örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde fantazi lastiğimizi örelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar lastiğimi ben ördüm. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir çalışma önü ve arkası aynıdır bu lastiğin hemen desenimize geçelim şimdi desenimiz 8 sıradan oluşan bir çalışma olacak ilk ilmeği aldıktan sonra sıranın sonuna kadar arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ilk sıramızda birinci sıramızın hepsi ters Evet Çok kolay bir çalışma. Herkes çok rahatlıkla örecektir. Evet, örgümüzü örelim ters olarak. İlk sıramızın hepsini ters ördük. İkinci sıramızda bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz arkadaşlar. İkinci sıramız arka tarafta. Hepsi düz. İkinci sıramızı düz olarak ilerliyoruz. Arka taraftayız ve düz olarak örelim. İkinci sırayı arka taraftan düz ördük. Bakın ön tarafa ters örgüler düşecek. Şimdi üçüncü sırada tekrar ters öreceğiz. İlk ilmeği aldım. Bütün ilmeklerimi üçüncü sırada ön tarafta ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramız hepsi ters. Evet arka tarafa geçince dördüncü sırada kesme işlemleri yapacağız. Evet son ilmeğime kadar ters ördüm geldim ve dördüncü sırama geçiyorum. Her kesme öncesi arkadaşlar 3 sıra bu şekilde ters örgü düşürmeniz gerekiyor. Örgünüzün ön tarafı. Arka tarafa döndüm. Şimdi burada kesme işlemleri yapacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 tane ilmeğimi kestim. Doladım. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. Bu şekilde devam ediyorum. 4. sıra arka tarafta kesiyorum. Doluyorum. 2 ilmek kestim doladım 2 ilmek kestim doladım kestim doladım Evet bu şekilde dördüncü sıramızı 2 ilmek düz bir şekilde kesiyoruz 1 ilmek doluyoruz Sıranın sonuna doğru geldim arkadaşlar. 3 ilmek kala bakın son kez kestim. Doladım. Bu 3 ilmeğin ilk ikisini kestikten sonra dolama yapmıyorum. Çünkü sayımız aynı kalmak zorunda ve ilmeğimi düz örüyorum. Yine bakın sayalım 33 ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Yani son 3 ilmeğe gelince kesme yapıyoruz. Dolama yapmadan son ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi 5. sıramız ön taraftayız. Bütün ilmeklerimizi arkadaşlar düz örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerim düz. 5. sıra ve ön taraftayız. Bütün ilmeklerimi dolama dahi ilmeklerim hepsini düz örüyorum. Yakadan başlamalı kazaklarda özellikle çok güzel sonuçlar alacağınız eminim bu desenle oldukça da kolay ve güzel. Bakın şöyle göstereyim. Altıncı sıramız hepsi ters. sonuna kadar ters örüyorum. Örelim ön tarafa geldim. 7. sıramızda bütün ilmeklerimiz düz arkadaşlar. Hemen örüyoruz. 7. sıramız ön taraftayız. İlmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Bakın şöyle düz örelim 7. sıramızı. Evet, örgümüzü örelim. 8. sıramızda arkadaşlar son sıramız ve bütün ilmekleri ters örüyoruz ve bu desen sıramız bitmiş oluyor. İlk ilmeği aldıktan sonra 8. sıramı arka taraftan ters örerek bitiriyorum. Evet hemen ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar 8 sırayı sizinle beraber ördüm ördük. Bundan sonra ne yapacağız? Aynı burada başladığımız gibi önden bir sıra ters arkadan bir sıra düz ve önden bir sıra ters öreceğiz ve arkadan gelirken dördüncü sırada iki ilmeği düz kesip bir ilmek dolayarak dördüncü sıramızda bu ajurları vereceğiz. Beşinci sıramız düz altıncı sıramız ters, yedinci sıramız düz ve sekizinci sıramız ters olarak görmüş olduğunuz bu sırayı bir kez daha yukarı çalışmış olacaksınız. Şimdi ben örgün birkaç sıra çalışıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar desteniz bu şekilde bitti. Bakın çok güzel bir çalışma. Kazaklara da çok yakışan düşündüğüm bir örgü modeli oldu. İnşallah siz de benimle beraber kolaylıkla örmüşsünüzdür. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.